Şimdi Muammer Hocam'ın getirdiği yapay zeka ile ilgili konuyu daha derinlemesine biraz daha yeni güncel bilgiler vermek üzere günümüzde yapay zeka ile ilgili çalışmalar hakkında bilgiler vermek üzere Doktor Can Çelik Bey'i davet ediyorum. Çok teşekkürler. Öncelikle ben bir düzeltmeyle başlayayım. Daha doktor olmadım. İnşallah tezi verdikten sonra doktor olacağım ama uzun bir süre oldu. 10 sene oldu yaklaşık. O yüzden yanlış anlaşılmayı gidermek istedim. PhD yazınca doktor. Evet, PhD-C o candidate'in C'si aslında doktora adayı. Doktor adayı. Öncelikle bize tabii saç ayaklarından biri olarak endüstriden 40 yıldır, bu sene 40. yılımızı kutluyoruz. Meditel Sağlık Grubu, benim tabii burada çok değerli hocalarım ve sizler de tanıdığınız gibi babamın ve ortaklarının birlikte kurduğu bir sağlık grubu halinde. Biz de bunu ileriye götürmeye çalışıyoruz. Aynı Türk Radyo Teknoloji Derneği'nin geldiği yollardan geçerek biz de Türkiye'nin çeşitli dönemlerine şahit olarak gidiyoruz. Önceki konuşmalarda özellikle yine Çınar Hocam çok değerli tarihi bilgiler de sundu. Muammer Hocam aynı şekilde bizi yapay zeka konusunda ciddi anlamda bilgilendirdi. Ben de bugün yine sektörün bir temsilcisi olarak, saç ayaklarından biri olarak, bu kongrenin de gerçekleştirmesinde katkısı olanlardan biri olarak sizlere kısaca Meditel Sağlık Grubu'nda bizim neler yaptığımızdan ve özellikle son dönemdeki gelişmelerden bahsedeceğim. Tabii 1984'ten bugüne özellikle mühendislik hizmetleri vererek sektörde yer aldık. Tabii bunlar ilk tüm vücut tomografinin Türkiye'de kurulması gibi, ilk Türk mühendis tarafından kurulması gibi bazı hizmetleri de içeriyor. Dolayısıyla 1994 yılında temsilciliklerle devam eden, özellikle Shimatsu temsilciliğe devam eden bir süreç yaşandı. Ve sonraki yıllarda da yine bahsettiğim gibi dijital mamografi ve radyoterapi alanlarında gelişmeler oldu. Şu anda 4000 civarı cihaz parkıyla, 1500 civar görüntüleme cihazıyla devam etmekteyiz. Aynı şekilde distribütörlük, 2022 yılından beri de distribütörlük, sağlık hizmetleri sunumu, üretim ve Ar-Ge tarafında ve yapay zeka yatırımlarıyla da büyümemizi sürdürmekteyiz. Biraz Shimatsu'dan bahsetmek istiyorum. Shimatsu bizim için çok önemli bir değer. Sadece bir medikal tıbbi cihaz firması olmasının dışında, az önce verilen bilgilerde de gördüğümüz üzere 1896 yılında yine yaklaşık 10 ay sonra gördüğünüz X-ray görüntüsünü Genzo Shimatsu ilk defa Japonya'da tatbik ediyor. Daha sonrasında 1909 yılında Japonya'nın ilk X-ray cihazını yine aynı şekilde hazır halde kliniğe sunuyor. Sonrasında özellikle bizim alanla ilgili, medikal tarafla ilgili özelliklerine değinmek istiyorum. Dünyanın uzaktan kumandalı 1961 yılında ilk fluoroskopi sistemini, fluoroskopi masasını, şu sağ üst tarafta gördüğünüz fluoroskopi masasını üretiyor. 2002 yılında özellikle Ar-Ge faaliyetleriyle dünyada ilk defa bir firmada Koichi Tanaka Nobel ödülüne sahip oluyor kimya dalında. Ve firma çalışanı olarak bunu yapan nadir ilk firma diyebilirim. Dolayısıyla sadece bir firma değil ama aynı zamanda bilim üreten, teknolojiye değer veren ve araştırma geliştirme katkılarıyla dünyada da kendi alanında yön veren firmalardan bir tanesi olmuş durumda. Yine bununla birlikte dünyanın ilk mobil DR sistemi ve dünyanın ilk stent görünürlüğünü sağlayan gerçek zamanlı stent iyileştirme fonksiyonu gibi özellikle kardiyak alanda kullanılan özellikleri ilk defa üreten firmalardan. Bundan bahsettim sizlere çünkü konuda Shimatsu yine Ar-Ge çalışmalarıyla yaptığı bazı faaliyetlerden de bahsedeceğim. Şimdi radyolojide yapay zeka dediğimiz anda ben tabii bilgisayar mühendisi olduğum için konuya da özellikle farklı bir ilgim var. Sadece şirket açısından değil, özellikle ilk başladığım 2006 yılında, 19. senem bu sene,
Tabii yazılımla ilgili artık donanım sağlayan bir firmaya yazılımla ilgili neler getirebiliriz diye baktık. Bu da tabii bizi uluslararası kongrelere katılıma zorluyor. Ve uluslararası kongrelerde edindiğimiz yaklaşık 20 yıldır en azından 60'ın 70'in üzerinde kongreye katılarak edindiğimiz bilgi, çeşitli yüzlerce firmayla görüşerek edindiğimiz bilgi bizi bugün yazılım tarafında da çeşitli çözümler sunar hale getirdi. Tabii bu her yıl değişimi de gözlemlemek demek. Biz 2006 yılında PAX sistemlerini konuşurken, o zaman tabii ben şöyle bir şeyle başladım. PAX aslında yurt dışında PEX olarak adlandırılıyor. Ama PEX bana çok Türkçe gelmedi. Türk kültürüne kazandırılmış bir değinme ihtiyacımız olduğunu ve bunun Türkiye'de PAX'ın kullanımını ve kültür olarak hastanelerde yayılmasını geliştireceğini düşünerek PAX terimini kullanmaya başladım. Bence bunlar dahi önemli oldukça kültürel açıdan. Şimdi tabii son 4-5 yıldır yapay zeka, yabancı yurt dışı kongrelere gittiğimiz zaman özellikle RSNA'da, ECR'da yapay zekanın ciddi bir yer aldığını görmeye başladık. Genel salonlar içerisinde, endüstriden katılımcılar içerisinde yapay zeka firmaları oldukça büyük bir yer alıyor ve ilgi görmeye başladı. Bu tabii neden, radyolojide neden yapay zeka bu kadar ilgi çekiyor? Muammer Hocam'ın da sunumunda anlattığı üzere verimlilik, hasta odaklılık, hızlı çekim, hızlı tanı, çekim ve tanı hatalarının önlenmesi, doz odaklılık, özellikle ALARA prensibine bağlı kalınması gibi konularda bize çok önemli faydalar sağladığını görüyoruz. Tabii bunun hızlı adaptasyonu çok değerli. Peki hızlı nasıl adapte edeceğiz? Şu anda büyük bir aslında bulutun içerisindeyiz ve bu bulutun içerisinde hangi bölümden başlayacağımızı çoğunlukla ben gördüğüm kadarıyla bilmez durumdayız. Herkes tabii kendi alanına göre belli bir tarafından yapay zekanı tutarak kendi iş akışı içine entegre etmeye çalışıyor ve bunlara başladı. İş akışı ve ürün seçimi aslında benim yine okuduğum makalelerden birinde özellikle son dönemde tartışılan konulardan bir tanesi. Radyoloji uzmanlarının ve radyoloji teknikerlerinin, radyoterapi teknikerlerinin aynı şekilde çok önemli işlerinden bir tanesi olacak. Çünkü şu anda ciddi bir üretim söz konusu. Ciddi bir dünyanın her yerinden, Çin'den Türkiye'ye özellikle çok önemli, çok değerli yerli firmalarımız da var. Birçok alanda, birçok use case dediğimiz yapay zeka kullanım alanında çalışmalar var. Dolayısıyla bu çalışmaların hangisinin entegre edileceği oldukça önemli. Yapay zeka öğrenme grupları bu açıdan bence oldukça şart. Şu sağ üstte gördüğünüz Data Science Institute American College of Radiology'nin sitesi. Buraya girmenizi özellikle tavsiye ederim. American College of Radiology, Amerika Radyoloji Derneği ve onun altında kurulmuş bir Data Science Institute var. Yani veri bilimi enstitüsü var. Dolayısıyla bu Data Science Enstitüsü şu anda hangi yapay zekanın kullanılması gerektiğini, yapay zekaların validasyonunu sağlayan çok önemli bir rol oynamakta. Tabii ki bu tür rollere sahip alt çalışma gruplarında Türkiye'de Radyoloji Derneği altında, TMRT altında kurulmasının ben elzem olduğunu düşünüyorum. Yapay zeka çok hızlı geliyor ve bu hıza yetişmek çok değerli. Medikolegal problemler var. İlk kurduğumuz yapay zeka ürünlerinden bir tanesinde yaşadığımız bir bilimsel çalışma yapıldı. Çalışmada şununla karşılaştık. Kullanıcı hastane, isim vermeyeceğim, bir üniversite hastanesi. Kullanım esnasında genel taramada bir hastanın bir tanısının atlandığını görüyor ve bunu yapay zeka yakalıyor. Sonrasında değerli hocam beni arayarak bunun nasıl valide edilebileceğini, yani bunun gerçekten gözden kaçabilecek bu tür hataların olduğunu gördüklerini ve buradaki medikolegal problemlerin olacağını tabii öngördü. Bu konularda da önemli çalışmalara ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. 2023 Aralık ayı itibariyle Avrupa Birliği yapay zeka yasasını çıkardı. Tabii yapay zekanın etik kullanımı ve çerçevesinin belirlenmesi açısından da bu oldukça önemli. Ben bu konuları özellikle burada tartışmak istedim. Hızlı adaptasyonu nasıl sağlarız ve bu süreçler içerisinde bizler işin neresinde oluruz? Hem sektör olarak hem
Radyo Teknoloji Derneği olarak hem de aynı şekilde Radyocu Derneği olarak bunları tabii konuşmak ve tartışmak değerli diye düşünüyorum. Demin hocam da bahsetti, ben biraz daha derine ineceğim. Derin öğrenme ve patent tanımlama konusu. Bizim aslında radyolojide, benim de 2007 yılında yüksek lisans esnasında çalıştığım konulardan bir tanesiydi. Derin öğrenme ve patent tanımlama bizim radyolojik görüntülerde yaptığımız çalışmalara aslında baz olan konular. Yapay sinir ağlarından az önce bahsetti yine Muammer hocam. Burada da yapay sinir ağlarının kullanılarak derin öğrenme yöntemleriyle patern tanımlama ve radyolojik görüntülerin incelenmesi söz konusu. Bu konuda ben bazı örneklerden bahsedeceğim. Yine bizim tabii burada çok fazla ürün var piyasada ve yeni ürünler de gelişmeye devam ediyor. Burada sizlere sadece genel anlamda zihin açıcı olması açısından neler olabileceğini göstermek açısından bazı örnekler sunacağım. Unutulan cerrahi aletlerin teşhis desteği. Unutulan cerrahi eşyalar Amerika Birleşik Devletleri'nde yıllık yaklaşık 4000 ila 6000 vaka ile bulunmuş. Dolayısıyla bunların içerisinde %70 gazlı bez, %30 diğer ürünler, sütür iğneleri, forceps gibi ürünler var ve bunlar hastaların içinde maalesef unutuluyor. Tabii çeşitli sayımlarla bunlar toparlanmaya çalışılıyor ama 4000 tira 6000 vaka da bu yine kaçak söz konusu. Bunun için tabii hastaneye güven, hasta sağlığı başta, finansal kayıplar açısından oldukça değerli bir konu halinde. Bunlar tabii bu tür ürünler Türkiye'ye yeni gelmeye başladı. Bizim de özellikle Başkent Üniversitesi'nde muhteşem Ağılderili Hocam'la beraber onun talebi üzerine yaptığımız bir kurulum var. Orada da bir çalışma gerçekleşecek. Gördüğünüz örnekler aslında tabii kolay ameliyathane ortamında kolay yakalanamayabilen örnekler. Tabii bu konuda Shimatsu'nun da tabii geliştirdiği bir bakış açısı var. Bir AI station, AI istasyonu yaratmak. Bunun AI istasyonun bundan sonra yapılacak bütün çalışmalar için, sadece bu çalışma değil, diğer çalışmaları da içerecek bütün çalışmaları barındıran bir iş istasyonu şeklinde planlıyorlar. Tabii bunlar tıbbi cihazların içine gömülü. Birebir gördüğünüz bir mobil röntgen, mobil röntgenin içine gömülü. Ve sol tarafta gördüğünüz giriş verisi sağ taraftaki gibi bir veriyle tam ısı haritası empoze edilmiş bir görüntüyle yapay zeka paternleri tanıdıktan sonra ön plana çıkartılıyor. Burada bir gazlı bez örneği var. Görmek oldukça zor. Demin aslında Muammer Hocam'ın gösterdiği sanatsal görüntülerde de benzer konular vardı. Ve içinde X-ray'de görüntülebilir. Barium iplik sayesinde hızlı bir şekilde X-ray altında yapay zeka destekli görülebilir hale geldiğini görüyoruz. Yine benzer çeşitli görüntüler, arka planda çok net seçilemeyen bir görüntü ama yine gazlı bezin unutulduğu bir farklı vaka. X-ray'de görüntülemeyen baryum iplik yine. Bir sütür iğnesi vakası, yine karmaşık bir görüntü ve bunun bir radyolog tarafından da görüntülenmesi oldukça zor o sırada ameliyat halinde. Hızlı bir şekilde sütür iğnesinin nerede olduğu hemen buradan görülebiliyor. Yine benzer bir görüntü, iyi çekilmemiş bir görüntü üzerinde ne olur? Yine benzer bir şekilde tabii bizim göremediğimiz bazı alanları yapay zeka kendi patern tanımlamasıyla beraber ayırarak bunları bize sunabiliyor. Çok kısa bir yaklaşık bir dakikalık video ile burada bunu size göstermek isterim. Sağda işlem nasıl yapılıyor, nasıl gerçekleşiyor? Görüntü çekildikten sonra Smart DSI özelliği sayesinde sadece tek bir tuşla ana görüntü aslında tekrar ikinci bir görüntü halinde çoklanıyor. Ana görüntü hiçbir zaman değiştirilmiyor, gerçek görüntü. Bunu bir mobil röntgen cihazının üzerinde yapmak bugün mümkün. Ve tek bir tuşla çektiğiniz görüntü üzerinde tüm ameliyatlardan sonra bu yapılabilir. Röntgen çekimi yapıldıktan sonra hemen anında bulunduğunuz lokasyonda problemli unutulan
enstrümanları bulmak mümkün. Bunu bir şahin gözü gibi düşünmüşler. Evet, yani bugün artık cihazlardan beklentilerimiz artmalı. Sadece iyi bir tıbbi cihaz, iyi bir radyolojik görüntüleme cihazı değil, bizim iş akışlarımıza katkıda bulunan hasta odaklı, yapay zekayı da temel alan cihazlara ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Bununla birlikte yine dünyada bir ilk, Shimatsu'nun yine Anjio tarafında yaptığı, bu sefer görüntü iyileştirme tarafında bir uygulaması, yapay zeka uygulaması söz konusu. Görüntü iyileştirme tabii daha düşük dozda daha kaliteli görüntüyü de ortaya koyuyor ve Alara prensibine de bağlı ortaya koyuyor. Peki bunu nasıl yapıyor? Sol taraftaki gördüğünüz guide wire'ı çok net göremiyoruz. Özellikle alt bölgelerinde daha da bu görüntü gidiyor. Ama yapay zeka bunu tanımlayarak buradaki paterni ortaya çıkartıyor. Arka plandaki imajın gürültüsünü azaltıyor ve ön planda sağ tarafta gördüğünüz gibi çok net görülebilir hale getiriyor. Tabii bu dozun düşmesine de sebep oluyor. Bu çeşitli farklı cihazlarda veya farklı örneklerde bundan sonra mutlaka kullanılacak. Artık yapay zeka özellikle dozun önemli olduğu Anjio cihazlarında aranacak. Sol altta gördüğünüz görüntüde de yine aynı şekilde ne kadar büyük bir farklılık yarattığını görmek mümkün. Bunu yine bazı fantom görüntüleriyle göstermek isterim. Fantom görüntülerinde fantom hareket esnasında yine ne kadar net görüntünün daha düşük dozla alındığını ortaya koyan yine bir farklı görüntü. Burada dikkat ederseniz 2-3 gibi rakamlar hareket artifakti nedeniyle görünür halde değil ama diğer görüntülerde çok daha seçilebilir halde. Yine benzer bir görüntü, konvansiyonel sistem ve yapay zeka destekli olan sistem arasında ciddi bir görünürlük farklılığı ortaya koyuluyor. Yine başka farklı örnekler, bir guide wire örneği. Ne kadar belli belirsiz sol tarafta ama sağ tarafta bu kadar kötü bir görüntü olmasına rağmen çok daha net bir şekilde ortaya koyulmuş durumda. Yine benzer görüntülerden örnekler verebilirim. Evet, başka bir örnek, Vuno firmasının Koreli bir firmamız bu da. Bone Age dediğimiz kemik yaşı tespiti yazılımı. Kemik yaşı tespitini el filmlerinden normalde GP Atlas üzerinden yapmak mümkün ve bunu için ciddi belki dakikalarca uğraşmak gerekiyor ve oldukça zorlu bir iş. Ama bunu saniyelere indiren yazılımlar mevcut. Bone Age ve Bone Age benzeri birkaç yazılım daha mevcut. Bu konuda da başarılı bir kurulumu Koç Üniversitesi Hastanesi'nde yaptık. Koç Üniversitesi Hastanesi'nden yayın da şu anda uluslararası bir pediatri dergisinde ve kongresinde yayın yapıldı. Kongrede de herhalde sanıyorum ki Haziran ayında sunulacak. Buna benzer başka örnekler, kemik yaşı tespitinden sonra, başlık yanlış kalmış pardon, özellikle CT'deki nodüllerin bulunması konusu. CT'deki nodüllerin sadece bulunması değil, aynı zamanda boyutlarının tespit edilmesi, hacimlerinin ölçülmesi gibi kolaylıklar anında sizin nodül takibini, kolay radyologların nodül takibini kolay yapabilmesine sağlıyor. Ve bu arayüz üzerinden bunu görmek mümkün. İlginiz için ben teşekkür ederim. Sözü Deniz Hocam'a bırakacağım. Diğer örnekleri ondan göreceğiz sanıyorum. Çok teşekkürler.